Peki hocam, tabii konut mide ameliyatı ve mide botoksuydu ama Avrasya Hastanemizde de birçok operasyonlar gerçekleştiriyorsunuz. Evet. İşte bunlardan biri de tabii şu anda tatil dönemi ve sünnet dönemi. Çocuklarımızın ve ebeveynlerinden çok mutlu oldukları o anı yaşatıyorsunuz evet. Genel cerrahlarımız olarak. Peki Avrasya Hastanemizde sünnet operasyonu ile ilgili de biraz ekranları başındaki izleyenlerimizi bilgilendirebilir miyiz Coşkun Hocam? Evet, bilgilendiririz tabii ki. Şöyle söyleyeyim, bir kere sünnet eskiden evlerde toplu olarak yapılabilen bir ritüeldi. Evet. Ama bunun sağlıklısı ehil evlerde ve gerçekten uygun koşullarda yapılması. Ve sonuçta bu bir cerrahi işlem. Bunu hiçbir zaman için küçümsememek gerekiyor. Ve sonrasında kişinin sağlığını, hayatını, hem sağlığını hem cinsel hayatını ciddi anlamda etkileyebilen bir problem olduğu için tavsiyem herkese, ehil ellere ve güvenlikleri gerçekten sıhhi anlamda uygun olan yerlerde bu işlerin yapılması. Tabii ki okul dönemi kapandı. Pandemi dönemini geride bıraktık. Evet. Artık kontrollü bir hayat tarzına geçtik. Hastanemiz de bu konuda tekrardan aktif olarak çalışmaya başladı ve sünnetlerimizi tabii biz de yapmaya başladık. Evet. Sonuçta bu sünnet hem dinsel açıdan bizim açımızdan önemli hem de aynı zamanda gelişebilecek bir takım sağlık problemlerini engellemek adına yaptığımız bir işlem. Burada biz bunu dediğim gibi emniyetli bir şekilde, ehil bir şekilde yapmaya devam ediyoruz şu an. Sünnette birçok cerrahi yöntem var. Evet. Birçok kullanılan aletler de var. Şimdi onlardan aslında çok da bahsetmemek gerekiyor. Çünkü yanlış kullanılan şeyler. Oysa yapılması gerekli, Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği normal cerrahi sünneti yapmak gerekiyor. Evet. Çünkü burada pipinin diyeyim artık, pipinin mukoza kısmıyla deri kısmının çok düzenli ve ölçülü bir biçimde kesilmesi gerekiyor. Bu ileride bazı cinsel problemleri yol açabiliyor çünkü. Bazı yerlerde direkt koterle kesme var, yanık yapılıyor ve skar oluşuyor, çok böyle bir nedve oluşuyor, kötü bir iz bırakıyor, düzensiz bir yara iyileşmesi oluyor. Bunların hepsi ileride bir problem oluyor. Oysa bizim cerrahi sünnetimizde biz mukoza ile pipi derisini biz kestikten sonra yalnızca kanayan damarları biz koterize ederiz. Ondan sonra kendinden eriyen dikişlerle aralıklı olarak dikiş koyarız. Bu Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği cerrahi normal sünnet budur. Ve Avrasya Hastanesi'nde de tabii biz bu şekilde yapıyoruz. Cerrahi işlem gerçekleştiriliyor. Cerrahi sünnet yapıyoruz. Cerrahi sünnet gerçekleştiriliyor. Yani ekranları başındaki izleyenlerimiz bu dönemi iyi değerlendirmeleri gerekiyor. Hı. Çünkü sünnet dönemi, tatil dönemi çocukları da evin evlere bırakacaklar. Çünkü Avrasya Hastanesi'nin çok kıymetli hekimleri, başarılı hekimleri, genel cerrahi hekimlerimiz tam da işin ehli diyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Evet, tabii. Peki sünnet nedir diye soracak olsam istemezsiniz hocam. Şimdi sünnet biliyorsunuz bazı... Faydalarından biraz izlenmesine evet, bahsedersiniz. Şimdi bir kere dini bir işlem. diğer dinlerde yapılmıyor. Bazılarında yapılıyor. Ama birçok koruyucu faktörü var. Sünnet bir kere... İltihabı engelliyorsunuz. O bölgede birikecek olan semen dediğimiz o kiri vesaireyi onları engellemiş oluyorsunuz. Çocuklarda özellikle sünnet derisinin dar olması, fimozis dediğimiz oranın idrarı rahat boşaltamaması bunları engellemiş oluyorsunuz. Bu şekilde de bir tedavi edici bir yöntem. Evet, peki Coşkun Hocam sünnetin faydaları neler? Cinsel anlamda bizde daha çok öngörülüyor ama şu an Avrupa'da ve Amerika'da da sünnet yapılıyor. Evet. Aynı zamanda sünnet tabii ki biz dinsel anlamda bu işe yapmaya başlamadan önce Yahudiler de bu işi yapıyorlardı. Şimdi Avrupa ve Amerika'nın Hristiyan olması itibariyle neden sünnet yapıyorlar? Çünkü sağlık yönünden ciddi faydaları var. Evet. Özellikle derinin kesilmiş olması... penis başının dışarıda duruyor olması
çocuklara ciddi anlamda idrar yolu enfeksiyonlarından, cinsel yolla bulaşan hastalıklardan, ki günümüzün ciddi anlamda sıkıntılı bir problemidir HIV, AIDS hastalığı, evet, ve bulaşabilecek hepatit hastalıkları, bu risklerden ciddi anlamda koruyor. Ve penis başının sünnet derisinin dışarısına çıkarılmış olması da erkeklerde çok nadiren doğal olarak görülmüş olsa da penis başı kanserlerinin gelişme riskini azaltıyor. Dolayısıyla sağlık yönü çok daha ciddi bir yön. O yüzden Avrupa ve Amerika'da dediğim gibi bu işe ciddi anlamda eğilip özellikle çocukları yeni doğan döneminde artık sünnet etmeye başladılar ki ilerleyen yaşantılarında bu tip sağlık sorunlarıyla karşılaşmasınlar diye. Peki sünnetin bir yaşı var mı Hasan Hoca? Biz genelde 5 ila 8 yaş arası, 5-7 yaş arası o bölgede sünnet yapmayı daha tercih ediyoruz. Çünkü penis belli bir büyüklüğe gelince ölçülün dediğim o mukoza ile derin ölçü vesairesi onlar çok daha rahat tabii yapılıyor. Çocuk daha akıllanıyor, bilinçleniyor. Ardından işlem sonrası daha çok kuralları, söylediğim şeyleri uyabiliyorlar. Ama yaş sınırı aslında yok. Evet. Şimdi yani bazı ebeveynler daha yaş demeden birkaç aylıkken hani bu sünnet olayı hissetmeden, çocuk acı çekmeden gerçekleşsin diyorlar. Peki bu ne kadar doğru bir karar? Şimdi yani doğru veya yanlış diyemeyiz aslında. Evet. Çünkü yaş sınırlamasını biz genel olarak kabul edilmiyor. Ama dediğim anatomik olgunlaşmayı sağlamak için 5-7 yaş arasını daha çok tercih ediyoruz, biz tercih ediyoruz. Evet. Ama tabii yeni doğanda da hemen sünnet yapılabiliyor. Tabii ki. Yalnız yeni doğanlarda bir sakıncası var, çok nadir de olsa lokal anesteziyi de yapıyoruz biliyorsunuz. Bu lokal anesteziyi pipinin biz kenarlarına yapıyoruz ve orası uyuşuyor. Yaptığımız lokal anestezinin bazen methemoglobinemi dediğimiz kanda oksijen taşınmasını engelleyici bir madde oluşmasına neden olabiliyor. Çok nadir görüyoruz. Bu daha büyük çocuklarda daha az oluyor. O nedenle yeni doğandan ziyade hani 5 yaş civarı yapmak bu bakımdan biraz daha önemli. Hastanemizde, Amasya Hastanesi'nde bu operasyon işlemesi gerçekleştiriliyor Hasan Hocam. Şimdi hastamız geliyor zaten, randevu verdiğimiz hastalar. Normal bizim müdahale odamız var. Orada lokal anestezisini yapıyoruz. Bir miktar bekliyoruz tam lokal anestezi otursun diye. Ardından da normal cerrahi setimizle bu belirlediğimiz bu cerrahi sünneti Sağlık Bakanlığı'nın önerdiği şekilde gerçekleştiriyoruz. Akabinde de zaten gerekirse bir antibiyotik ve ağrı kesici mutlaka veriyoruz. Ve ayaktan hemen evlerine gidebiliyorlar. Peki iyileşme süreci var mıdır? Var iyileşme süreci. Burada daha çok biz iki tip iyileşmeden bahsediyoruz. Bir tanesi yara iyileşmesi, ikincisi de doku iyileşmesi. Yara iyileşmesi dediğimiz hadise Hasan Hocam az önce bahsetti. O deriyle mukozayı tekrardan yeni anatomik bütünlük sağlamak adına orayı dikiyoruz. Ve oraya koyduğumuz dikişler genellikle bir hafta içerisinde iyileşmiş oluyor. Ama işlem sırasında bir takım kanayan damar uçlarını yapmış olmamız, deriyi ve mukozayı kesmiş olmamız orada bir takım ödemler gelişmesine yol açıyor. Ve bir de şişlikler oluşabiliyor tabii ki. Hem bunların geçmesi hem enjeksiyon sırasında yapılan enjeksiyona bağlı bir takım oluşan morlukların toparlamış olması o da bir aylık bir süreci buluyor. Buna doku iyileşmesi diyoruz ama çocuk gündelik yaşantısına bir hafta sonra bu yara iyileşmesi tamamladıktan sonra dönebiliyor. Peki bu sünnet döneminde ebeveynlere vereceğiniz mesajlar mutlaka vardır Hasan Hocam. Neler söylemek istersiniz şu an insanların başında bizleri takip eden izleyenlerimize? Şimdi tabii sünnet bir aile için çok önemli. Evet. Hani erkekliğe geçiş aşaması diyorlar. İşte kutlamasıyla, seremonisiyle, her elbisesiyle hatta bir aile için özel bir an. Bu özel anı çocuğun sağlığını da düşünerek uygun yerlerde cerrahi sünnet olarak yaptırmaları şart. Çocukların sağlığını her yönden düşünüyorlarsa.
Evet. Sünnet sezonu geldi. Tabii eskisi gibi artık bir sünnet sezonu geçirmeyeceğiz hocam. Geçirmeyeceğiz, evet. Ama yine de okullar açılmadan veya okullar bittikten sonra kırım sezonları oluyor. Evet. Yani bekliyoruz bizim ufak padişahları. Evet, Allah sayesinde bekliyoruz. Evet. Böyle birbirinden kıymetli hekimlerimizin işlemleriyle, operasyonlarıyla da erkekler ilk adımlarını attıkları zaman da mutluluklarını evet, sizlerle paylaşacaklar. Tabii. Çünkü gerçekten Aras Hastanesi sünnet operasyonları da çok başarılı. Evet. Hastanemiz benim de hani ailelere tavsiyem bu işi öncelikle ehil evet, ve uygun yerlerde yapması. Bu konuda Avrasya Hospital Zeytinburnu yerleşkesi özellikle yıllardır tecrübe kazanmış bu konuda ve şu andaki günümüzdeki pandemi sürecine de ciddi anlamda pandemi kurallarına uyarak ve aletlerimizin ciddi anlamda steril olmasına, sterilizasyonuna çok dikkat ederek ortamın yeterli sağlıklı bir şekilde devamını sağlamak adına uygun kurallar içerisinde hastanemizde bu işlemleri sürdürüyoruz. Ailelerimize tavsiyem yani güvenerek Avrasya Hospital Zeytinburnu yerleşkesini bu konuda tercih edebilirler. Tabii yani biraz ebeveynlerde böyle bir soru işaretleri doluyor. Tabii süreç biraz pandemi süreci olduğu için acaba şu anda bu operasyon gerçekleşsin mi, gerçekleşmesin mi? Ama işte hekimlerimiz ne diyorlar? Kendi ağızlarından dinlediniz. Avrasya Hospital'da her türlü önlemler alınıyor. Çünkü çok güzel bir ekibiniz var. Yapılan bütün ameliyatlarda, operasyonlarda bir ekip çalışması evet, var. Ve o başı da kıymetli Hasan Hocam. Ekip çok önemli. Yani evet, cerrahi bir ekip işimiz zaten. Bir elle bir şey yapıyorsanız mutlaka ikinci elle, üçüncü elle de ihtiyaç duyuyorsunuz. Bu ellerde eğitim görmüş kalifi eller olmak zorunda. Hocam çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Değerli vakitlerinizi bizlere ayırdınız. Peki son olarak ekranların başında bizleri izleyen Kanal 58 izleyenlerine neler söylemek istersiniz?